kotalar açtı. Ha, tamam. Kotalar açıldı yani. O kotayı almayı başarabilen bir sevgilinin sevgilisi olmak. Ya Kerimcan. Ben de tam cahilim ama. Yahu akıl konuşuyorum, gel peşime. Tam boş konuşuyorum. Yahu yani. Olacak şey mi ya? Vallahi boş konuşuyorum. Derinden sarsılıyorum vallahi. Senin ben bu de... hallerin var ya, beni çok üzüyor. Atina sallanmış. Atina sallanmış. 6.5'la. Ankara sallanmış. Çatlamış. Ankara sallandı. Bala. Ya Süleyman Pampal. İstanbul'da profesör. Bir deprem tehlikesi var ama. Aa, İstanbul herhalde... deprem. Hayırdır, ne oldu? Ben unuttum onu. Bak Kerimcan, Ankara'da Süleyman Pampal diye bir profesör var. Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı. Değerli hocamız. 10 yıl önce duydum kendisinden. 10 yıl önce. Ankara deprem kuşağında birinci sıradadır. Zemini kötüdür. Dikkat etmek lazım, önlem almak lazım diye bizim programlarımızda söyledi. 10 yıl önce duydum kendisinden. Şimdi dönüp bakıyorsunuz, her şey doğru. Bazı şeyler var. Sadece Süleyman Pampal söylüyor diye karşı çıkanlar var. Onları ciddiye bile almıyorum. Söylediği her şey doğru. İstanbul depremi. Ya insanlar kendilerini paralıyorlar. Celal Şengör, diğer hocalar hepsi kendilerini parçalıyorlar. Deprem meselesini özellikle açtım. Yani senin bu konuda çok ilgili olduğunu bildiğim için sormak istiyorum. Hiçbir şey yok. Ya kardeşim, oradan ta oraya kadar bak, milyarlarca kendim. Doları hiçbir şey yok. Alışveriş kendim. Merkezleri için harcıyoruz. Hiçbir şey yok. Kendim. İstanbul depremi için ne yapılıyor? İşte hiçbir şey Kerimcan. Hiçbir şey olacak mı? Hiçbir şey olamaz Kerimcan. Ha yani deprem olacak mı? Deprem 5 yıl içerisinde olması ihtimali yüzde şöyle söyleyeyim çok daha 10 kuvvetli. Civarında. Ha, daha az. 30 yıl içerisinde çok olma daha kuvvetli. Olma ihtimali çok yüksek. 90 ya. Ne yapıyoruz bunun için? Hiçbir şey. Hiçbir Kerimcan. Şey. Ölümü bekliyoruz. Silahlı kuvvetler dışında. Peki bu böyle konuda bir deprem... çalışan hiç kimse yok Kerimcan. Peki böyle bir depremde Türkiye ekonomisi çöker mi? Biter. Yani kaybedeceğimiz canları %60. Canları bak, konuşmuyorum bile. Bak 100 bine yakın insan ölecek. 300 bine yakın insan yaralanacak. Salgınlarla falan filan 300 binin yarısının ölmesi bekleniyor. Kente 6 ay girilemeyecek. 6 ay girilemeyecek. Türk ekonomisinin %60'ı gidecek. Sayın İstanbul Emniyet Müdürümüz ne yapar o zaman acaba? Bölgeyi inceler. Tamam, halledin bunları. Ata, halledin bunları mı diyecek? Bir daha söylesene. Söylemeyeyim ben. Bir daha söyle, Allah'ını seversen. Söylemiyorum. Nasıl olacak bu iş? Ya Şansal abi nasıl katlanmış ya, hayret. Şansal abi tabii eski kurt. Katlanmış. Mecburen, ne yapsın adam biraz. Bu Posta Gazetesi'nden bir tane daha habercik okuyayım sen sana. Bugün ben anladım, sen Rıfat için çalışıyorsun bugün. Rıfat Obay'ı ben aslında severim. Evet. 14 Ocak 2000'de Avustralya'da radyoda verdiği demeçte şehitlere kelle terörist başına Abdullah Öcalan, Abdullah Öcalan'a sayın dediği için 3 kuruş tazminata mahkum edilmişti. Sayın Başbakan. 3 kuruşluk sözler evet. 3 kuruş tazminata mahkum edilmişti. Gerekçeli kararda mahkeme şöyle diyor. Öcalan'a sayın, şehitlere kelle demek dil sürçmesi kararı ezberledim olarak biliyor musun? Kabul edilemez. Başka bir şey daha söylüyor. Ben o kararı ezberledim. Hemen buldum okudum. Öyle müthiş bir yargıç. Yani yanlış anlaşılmayacağını falan bilsem arar, şükranlarımı sunarım kendisine. Hukukun yaşayan bir şey olduğunu, elle tutulur, gözle görülür bir şey olduğunu ve hukukun tuzun koptuğu yerde gidilecek tek yerin gene hukuk olduğunu bize anlatan öyle bir karar bu karar. Diyor ki bir ülkeyi yönetenler o ülke için en kıymetli varlıklarını, canlarını ve yani bir tane fabrika yıkıldı mı, iki tane bir şey oldu mu, bir adam parasını kaybetti mi, aman ya adama destek diyorlar ya. İnsan canını veriyor diyor, şehit oluyor. Ona saygı göstermek zorundadır. Ülkeyi yönetenlerin halktan beklentinin bu olduğunu anlaması ve buna uygun davranması gerekir. Davranmazsa diyor, o dil sürçmesi falan filan olmaz, ayıptır diyor, ayıp. Bir de galiba unutmayın ya diyor. Unutmayın diyor, ha? Unutmayın. Bu unutturma çalışması çok büyük bir çalışma. Sen Sanayi Bakanımız Zafer dostumuzla ilgili şeyleri okuyor musun hiç? Pek takip etmiyorum. Ben çok severim kendisini biliyorsun. Çok arkadaş, dost. Hatta galiba AKP'den politikaya atılacağını öğrenip üzüldüm. Yani hatta bir yerde karşılaştık. 30 Ağustos resepsiyonunda karşılaştık. Orada hayırlı olsun dedim. Bana sitem etti ya. Sen beni aramadın, hayırlı olsun diye dedi. Dedi ki hayırlı olsun. Onun vatan millet sevgisinden falan filan kuşkum yok, kaygım yok da son günlerde açıklama yapıyor. Yani hani ellere var bize yok mu diye sorayım dedim. Sevgili dostum Zafer,
Sayın Kamhi'yi kurtarmak konusunda bir böyle ateşli bir ileri doğru atılışınız oldu. Acaba Kanal Türk'ü kurtarmak konusunda da şöyle bir ileri doğru atılışınız, bir çabanız olabilir mi? Niçin onu kurtar, piyasa ekonomisi içerisindeysek niçin kurtarmak konusunda bu kadar ileri doğru atılıyorsunuz? Bunun başka sebepleri olabilir mi? Kanal Türk konusundaki kamuoyu açıklamalarınıza yakından bekliyorum. Gözlerinizden öperim. Hayırlı olsun efendim. Ama zor tabii yani. Ne? Hangisi zor? Aşar. Ne zor? Nereye aşar? Sayın Çağlayan'ı aşar o işler. Yok canım. Aşar aşar. Nasıl? Beşer şaşar yine de aşar. Şaşar diyorsun. Tabii. Şaşar beşer. Kanal Türkiye öyle şöyle böyle Kanal Türk bile diyemezler. Ağızdan alamazlar yani, yakar. Cıs. 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 Tabii. Peki. Kanal Türkler olmayacak ki yeni Türk yasasını hiç kimse tartışmayacak. Ne diyor adam? Acil durum yetkisi veriyor. Kriz döneminde RTÜK istediği kanalı, programı cart diye kapatabiliyor. Sen başbakanlığa kırmızı düğmeler yerleştirmiş camla. Şöyle yazıyormuş. Yayınları izlerken canın sıkıldığında camı kır, düğmeye bas. Doğrudur. Zahit'in odasındaki ışık yanacak. Başbakan acil durum. Derhal Show TV'de yayınlanan spor programına katıl ve o Fenerbahçe Beşiktaş maçını yöneten hakemle ilgili sözleri sonlandır. Ama yani tabii öyle bir yetki olunca insan da biliyorsun şey, neydi laf, çok sevmiştim. İnsan elinde çekiç olunca herkesin kafasını vurma ihtiyacı hissedermiş. İnsan elinde çekiç olan herkesi çivi gibi görür. Tamam çok güzel. Yani elinde çekiç olan herkesi çivi gibi görür. Hayır, kendini çekiç olarak hissediyorsan karşındaki herkes de çivi, onları bir yere çakacaksın. Yani eğer öyle kırmızı düğmeler varsa birincisinde gereklilikten, ikincisinde biraz keyfiyetten de olabilir sanki. Şimdi işte camı kırıp düğmeye ne zaman basılacak? Mesela Sayın Cemil İpekçi, ben muhafazakar bir eşcinselim açıklamasını yaptı. Evet. Yaptığı sırada AKP bana yaklaştı. Ben AKP'ye yaklaşmadım dedi. Sırada Barbaros Bey var biliyorsun. Ha evet biliyorum. Neyse bunun konuyla alakası yok. O başka bir hikayeydi değil mi? Evet. Mesela şimdi bunu izlerken Sayın AKP büyüğü camı kırıp kırmızı düğmeye basıp rütüye ulaşacak mı? Acil durum lan, bu adam bana ne demek istiyor falan der mi? Yoksa sindirir mi? Bunların hepsi büyük problem. RTÜK'ün yönetim kurulunun bu konularda karar vermesi lazım. Yani şimdi mesela RTÜK'te acil durum, Kanal Türk'te bir yolsuzluk dosyası açıklanırken ya da biz konuşurken mi acil durum oluşur? Yoksa RTÜK'te acil durum şey konuşurken mi oluşur? Cemil Bey, ben muhafazakar bir eşcinselim. RTÜK böyle derinlemesine konularda çok fazla karar alabilecek gibi durmuyor bence. Peki neden niye? Niye söyleyeyim? Nedenini söyleyeyim. Sayın Cemil İpekçi olanca özgürlüğüyle çıkıp AKP'ye yakınlığını altını çizdikten, AKP ideolojisine yakınlığının altını çizdikten sonra ben muhafazakar bir eşcinselim açıklamasını göğsünü gere gere aynı akşam 10 tane haber bülteninde, ertesi gün 10 tane kadın programında rahat rahat yaparken RTÜK'ten hiçbir çıt duymadım. Ama huysuz virgin diye bir tiplemeyi, karakteri Türk çocuklarına eşcinselliği özendirir diye yasaklarken duydum.